yaptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hispanik adı verdiğimiz diğer azınlıklara yaptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızılderililere yaptığı soykırımları anlatmayacağım dedi. Çok öyle uzun değil. 1940'lı yıllarda sırf çekik gözlü ve sarı ırktan olduğu için hayvanların bile girmeyeceği, barınamayacağı toplama kamplarında milyonlarca vatandaşını hem de yüzlerce yıldan beri Amerika'da yaşayan vatandaşlarını dikenli teller gerisinde yaşatmasının gerekçesini bana burada açıklayan var mı dedi. Bakın savaş Amerika Birleşik Devletleri'nde cereyan etmemiştir. Artı hiçbir şekilde sabotajcı korkusu varsa bir tek çekik gözlüden Amerikan vatandaşından savaş sırasında sabotaj girişimi de olmamıştır dedi. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri sırf ulusal çıkarları doğrultusunda milyonlarca insanını ırkçı ayrımla, ırkçı yaklaşımla dikenli teller arasında yaşamaya mahkum ederken ve bugün Granada dahil olmak üzere, Vietnam dahil olmak üzere tüm dünyayı kana bularken Amerika Birleşik Devletleri delegasyonu kalkıp da Türkiye'de 1915 yılında devam eden savaşın olağanüstü koşullarında çıkan bir ayaklanmayla ilgili olarak idam değil sadece sürgün dolayısıyla bize insan hakları dersi vermeye hakkı yok dedi. Arkadan Fransa'dan örnek verdim. Fransa'da De Gaulle'ün rakamlarıyla 3 milyon 600 bin Cezayirli 1956'da öldürülüyor. Kasabalar öldürülüyor. Kuşuyla resmen kedisiyle öldürülüyor ve gömülüyor. Fransız hükümeti özür diledi ve 3 milyon 600 bin rakamını kabul etti. Bu 1956'da. Savaş yok, olağanüstü hal yok ve üstelik de sömürgesinde yapıyor bu katliamı. İngiltere'nin Afrika'da ve Hindistan'da yaptığı katliamları anlattım ayrıntılı olarak. İlk olarak Hindistan'da sırf kendi trikotaj mamullerinin satılması için 50 bin yerli dokuma ustasının nasıl dirseklerinden itibaren kollarının kesilmesiyle başlayarak Birinci Dünya Savaşı dahil olmak üzere gerçekleştirdikleri soykırım ve toplu mezar örneklerinden bahsettim. Tabii kapitalist ülkelerden bahsederken alkışlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Çünkü sizi alkışlayan o dönemde Sovyetler bile dağılmadığı için sosyalist blok vatandaşları alkışlıyor. Ve daha sonra da dedim ki sadece kapitalist ülkeler değil, aynı zamanda Rusya'da var dedim. Ve Rusya'nın Katyn ormanlarında 36 bin Polonyalı subayı nasıl öldürdüğünü ve Kuruşev'in nasıl özür dilediğini anlattım. Arkasından da Kırım Türklerinin, Kafkasya'da Çeçenlerin, İnguçların, Balkanların, Kabartayların ve de Mesket Türklerinin nasıl Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle hem de bebeğinden yaşlısı dahil olmak üzere hayvan vagonlarında 2 ay süren yolculuk sonrasında Sibirya'nın buz çöllerine ya da Türkistan'ın çöllerine nasıl gönderildiğini Kuruşçev'in rakamlarıyla anlattı. Ve Kuruşçev özür dilerken nüfusun %46'sı Kırım Türklerinin hayvan vagonlarında yerine ulaşamadan ölmüştür diyor. Şimdi dedim hala şu an Kırım Türklerinin ana vatanlarına dönmesi yasak. Kendi ülkesinde insan haklarını bu derecede ihlal eden bir ülke kalkıp da sosyalist bloku kastetmiyorum, sadece Rusya için kastediyorum. Türkiye insan hakları dersi verip bu konuda tebliğle Türkiye'yi yargılayamaz. Bu örnekler sonrasında hiç ortada alkış yok ve benim Türk arkadaşlarım, meslektaşlarım dahil olmak üzere 3 gün boyunca kimse yanıma gelmedi. Sürekli olarak izleniyorsunuz Çavuşesko dönemi. İnanın uçağa bindiğinde hele Atatürk Hava Limanı'na indiğinde eski adıyla Yeşilköy'e Türk bayrağını gördüğünde hayatımda hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Şimdi o kadar önemli ki sizden sonra bu tebliğlerin çoğu sunulmadı. Çünkü sunulsa da zaten bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü itiraz ediyorsunuz. Ve tarihçiler bunlar, politikacı değil. Tarihçilere yalan söyleyemezsiniz çünkü mutlaka herkes bu işi bir şekilde biliyor. Türkiye'ye geldim ve eve geldiğimde eşim bana sarı bir zarf uzattı. Çok üzgündü. İhsan Doğramacı tarafından görevime son verilmiş. Bu benim 3 atılmamın birincisini oluşturmuştu o dönemde. Biz garip bir ülkeyiz. Mesela Sabancı Üniversitesi'nde çalışan maalesef Türk akademisyenleri, bunlar içinde Taner Akçam başta olmak üzere dünyayı geziyorlar Ermeni parasıyla ve Türkler Ermenileri kesti diyerek anlatıyorlar ve aynı Sabancı kalkıyor Türk televizyonlarına bize yurtseverlik dersi veriyor.
kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihine saygı duymayan, kendi devletini sevmeyen, kendi devletine diğer devletlere karşı aşağılık kompleksine kapılmış nesillerimizin sayısı giderek artıyor. İnsanlarımızın sayısı giderek artıyor. Biz sıradan insanlar değiliz. Bizler Türk entelektüelleriyiz. Bizi sokaktaki insanlar ayıran ve şimdi dışarıda hoş bir biçimde oturmak yerine burada şu kapalı ortamda bulunmaya zorlayan bizim farklılığımız, bizim seçkinliğimiz. Gerçekten de Türkiye bir tane, gidecek başka hiçbir ülkemiz yok. Görüş ayrılıklarımız da olsa Türkiye ortak çıkarları ve ortak tehditleri karşısında insanı mutlaka birleşmek, bir olmak zorunda.